18. yüzyıldan bu yana zamana meydan okuyan Rami Kışlası, aslında uygun restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa çalışmalarının ardından Rami Kütüphanesi olarak hizmete açıldı. Açılış töreni 13 Ocak Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla TRT2'den canlı olarak gerçekleşti. Ya Allah! Bismillah! Eyüp Rami sınırları içerisinde yer alan mimari yapı, 18. yüzyılın ortasında askeri kışla olarak inşa edildi. Burası yaklaşık 250 yıl önce bir askeri kışla mantığıyla inşa edildi. II. Mahmut burayı Asekiri Mansuri Muhammedi ordusunun kuruluş ve eğitimi için inşa ettirdi diyebiliriz ve süreci de hızlandırdı. Tabii 1980'lere kadar yaklaşık bir askeri kışla olarak kullanıldı burası. Fakat daha sonra farklı kullanım amaçlarına hizmet etti maalesef. 2010 yılında İstanbul'un kültür başkenti olarak ilan edilmesinden sonra Sayın Cumhurbaşkanımız buranın bir kütüphaneye dönüştürülmesine yönelik bir süreç başlattı. Projelendirme aşaması 2014'te başladı ve yaklaşık 17 ay süren bir restorasyonla Rami Kütüphanemiz aslında uygun bir şekilde yeniden inşa edildi ve şu an kullanıcıların hizmetine hazır duruma getirildi diyebiliriz. Bir dönem atıl kalan yapı, uzun soluklu bir restorasyon sürecinin ardından 51 bin metrekarelik peyzaj alanı ve 4200 kişilik oturma kapasitesine sahip Rami Kütüphanesi'ne dönüştürüldü. Burası Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da bir yaşam döngüsü olarak aslında tasarlandı. 0-3 yaş bebek grubundan başlıyoruz. Ortaokul, lise, üniversite, akademi, yazma eserler şifahanemiz ve Atatürk İhtisas Kütüphanemiz, Türkiye'nin en büyük Atatürk İhtisas Kütüphanesi ile beraber burası bütün yaş kesimlerine, eğitim kesimlerine, sosyal kesimlerine hitap eden bir kütüphane. 7/24 açık kütüphane mantığıyla biz burayı hazırlıyoruz. Yaklaşık 2 milyona yakın adet kitabımız arşivimizde ve raflarımızda olacak. Kullanıcılar bu kitaplardan faydalanacaklar diyebiliriz. Bunun dışında kütüphanemiz yaklaşık günde 15 bin kişinin beklendiği kütüphane. 400 çalışanımızla burada Rami personel olarak hizmet edeceğiz. Günde 2 adet, 2 defa gün içerisinde ücretsiz çorba ikramımız olacak. Çay ikramımız olacak, kek ikramımız olacak. Peyzajında ve binasında, bina içlerinde ücretsiz ve sınırsız internet kullanımı sağlayacağız. Üniversiteye hazırlanan öğrenci arkadaşlarımıza test kitaplarını ücretsiz olarak vereceğiz. Ki bu test kitaplarının ücretsiz olması bizim onların üniversite hayallerine bir nebze olsun katkıda bulunmamız için de güzel bir haber açıkçası. Onun dışında kütüphanemiz aslında uygun yerlere restore edildiği için ve peyzajı da İstanbul'un özellikle yeşil alanına çok büyük katkıda bulunduğu için biyosfer tarafından sürdürülebilirlik sertifikasına sahip ilk kütüphanesi oldu. Türkiye'de ilk sertifikaya sahip, sürdürülebilirlik sertifikasına sahip ilk kütüphane Rami Kütüphanemiz. 2,5 asırlık Rami Kışlası'nın kütüphane kimliğine kavuşmasının ardında yıllara yayılan hummalı bir çalışma yatıyor. Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü olarak 2014 yılında başladık Rami Kışlası'ndaki çalışmalarımıza. İstanbul Teknik Üniversitesi Deprem Araştırma Enstitüsü birimiyle beraber yapı kalıntıları üzerinde bilimsel inceleme araştırmalara başladık. Diğer alanlarda da haritalar üzerinden, tarihi belgeler üzerinden tespit edilen yapı izleri vardı. Onları georadar sistemiyle yapı kalıntılarının görüntülemesini yaptık. Devamında da arkeolojik kazı süreci başladı. Arkeolojik kazı uygulamalarını İstanbul Arkeoloji Müzemizle beraber yürüttük. Bütün bu bilimsel inceleme araştırmalarının sonucunda projelendirme sürecine başladık. Bizim amacımız kültür mirasının sürdürülebilirliğini sağlarken geleceği de yanıltmamak. Yapı ile ilgili hem bilimsel inceleme araştırma hem de yapının bize okuttuğu verileri projelendirmek ve ilgili makamlardan onayını almak ve bunun projelerini de arşivlendirmek. Uygulamalar bu anlamda devam ederken tespit edilen orijinal detaylar ve geleneksel malzemelerle yapının restorasyonunu ve konservasyonunu gerçekleştirdik. Rami Kütüphanesi, bireysel ve grup okuma salonları, etkinlik alanları, atölye mekanları, engelli bireyler için hazırlanan engelli merkeziyle söyleşi, seminer ve sergileme gibi farklı kullanım olanaklarına sahip bir yaşam alanı sunuyor. Atatürk İhtisas Kütüphanesi de bu alanların başında geliyor.
Atatürk İhtisas Kütüphanesi, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na bağlı Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'nun kitaplarının yanı sıra başta Atatürk olmak üzere Türkiye Cumhuriyet Tarihi, Türk Kültürü ve Türk Dili Tarihi'ne ait kitapları içinde barındırmaktadır. Bu koleksiyonda Türkçe kitaplarımızın yanı sıra aynı zamanda ulusal yayın evleri ve uluslararası yayın evlerinden derlediğimiz 40 farklı dilde Atatürk konulu kitapları da burada bulabilirsiniz. Başlangıç koleksiyonumuz 20 bin kitap olmakla birlikte sosyal ve beşeri alanda çok önemli bir yer edineceğine inandığımız Atatürk İhtisas Kütüphanesi'nin koleksiyonu her geçen gün gelişmeye devam edecektir. Kütüphanemizde sadece kitap yok tabii ki. Bununla birlikte kurumlarımızın yayınlarını satın alabileceğiniz kitap satış ofisimiz, bireysel çalışmalarınızı yapabileceğiniz bireysel çalışma alanlarımız, grup çalışma alanlarımız ve toplantı salonlarımızda kendi başına tam teşekküllü bir kütüphane olarak Rami Kütüphanesi'nin içinde hizmet vermeye devam edeceğiz. Rami Kütüphanesi, yazma eserlerin ve hat levhalarının restorasyonunun gerçekleştirildiği bir şifahaneye de sahip. Burası Kitap Şifahanesi adı üstünde. Biz yazma eserlerin korunması ve onarımı ile ilgili çalışan bir birimiz. Burada 74 kadar restoratör arkadaşımız çalışıyor. Ayrıca kimya ve mikrobiyoloji bilimlerimiz var, fotoğraf stüdyomuz var, hat levha konservasyon atölyemiz var, ilk defa kurulmuş olan. Ve yüksek teknolojik cihazlarla hem görsel olarak hem dijital olarak hem de el emeğiyle çalışan bir birimiz. Burası disiplinler arası bir bilim aynı zamanda. Yani hem sanat tarihi hem konservasyon hem fen bilimlerinin ortak çalışmaları sonucunda biz eserlerin konservasyonunu yapabiliyoruz. Eserlerde gördüğümüz tahribatları önce tespit ediyoruz. Bu çok ciddi bir belgeleme gerektiriyor. Yani yüzyıllar öncesinden bu eserler nasıl yapılmış ve neden tahrip olmuş onları anlamaya çalışıyoruz. Daha sonra bunları uygulayacağımız konservasyon yöntemlerine karar veriyoruz. Bu karar verme aşamasında hem bilimi kullanıyoruz, hem teknolojiyi kullanıyoruz, hem de kendi deneyimlerimizi kullanıyoruz. Uzman arkadaşlarımız çalışıyor. Her biri kendi alanında artık yıllar içinde uzmanlaştılar. Dolayısıyla yapılan onarımlarda yüzyıllarca kalabilecek şekilde eserleri uygulanmış oluyor. Sonrasında konservasyonu tamamlanan eserleri arşiv kutularına yerleştirerek tekrar kütüphanelere teslim ediyoruz. Ziyaretçiler buraya geldiklerinde hem camlardan içeride yapılan konservasyonun içini görebilecekler, yani işin mutfağını burada görebilecekler, hem sergilenen eserleri sıklıkla değişen periyotlarda farklı pek çok eseri görebilecekler, hem okuma salonundan faydalanabilecekler. Kütüphanede nadir matbuların yer aldığı bir okuma salonu ve sergi alanı bulunuyor. 0-3 yaşa hitap eden bebek kütüphanesi ise yapının çocuklara yönelik en özel alanlarından biri. Bebek kütüphanesi bölümüyle de biz çocuklarımıza beşikten başlayarak dokunmak istiyoruz ve ilk kitabını, ilk üyeliğini, kütüphane üyeliğini burada yapmasını istiyoruz ve burada kitapla, kütüphaneyle tanışmasını istiyoruz ve aldığı kitapları da E-Devlet üzerinden ömür boyu görebileceği bir arşiv oluşturmasını arzu ediyoruz. Çocukların hafızasının geliştiği dönem aslında 0-3 yaş grubunda %80'in geliştiği söylüyor uzmanlar. Ve 6 yaşına geldiğinde %90'a tamamlandığını söylüyorlar. Ecdadın bir sözü vardır. 7'sinde neyse 70'inde odur diye. Aslında biz bu kütüphanelerde bu alanları çok önemsiyoruz ve bu kütüphanelerde çocuklarımıza duyu testleri, çocuk gelişimci, okul öncesi uzmanları ve çocuk kütüphanecilerimizle beraber çocuklarımızın her türlü hayal dünyasına ve duyu testleriyle beraber çocuklarımızın zihinsel gelişimlerine alan açmak istiyoruz. Onların buradan farklı bir kapıyla tanışmalarını istiyoruz. Buradan çıktıktan sonra koridora çıktığınızda her kapı aslında Rami Kütüphanesi'nde sizi farklı bir yere davet edecek. Aslında koridor uzun bir koridor gireceksiniz. Fakat koridor içerisinde her odaya girdiğinizde her yaş grubuna hitap eden alanlar görmeye başlayacaksınız.
İlk bölümünü buradan başlıyoruz. Gençlerimize yönelik, ileri yaşlara yönelik alanlarımız çok fazla olacak. Özellikle bahçede çocuklarımıza yönelik yine aktiviteler olacak. Kültürel sanatsal faaliyetlerimiz çok fazla olacak. Ve ileri düzey sanatsal faaliyetlerimizde ile de beraber göreceğiz inşallah. İstanbul'un en büyük, Avrupa'nın ise sayılı kütüphanelerinden biri olan Rami Kütüphanesi, 7 gün 24 saat tüm okuyucu ve araştırmacıların hizmetinde.